Herkese merhaba. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Meeting programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Zeynep Nur Ayanoğlu ile birlikte Çelenk Bafra ile bir sohbet edeceğiz. Sohbetimizin odak noktasında İstanbul'un sanat profesyonelleri için, sanatçılar için nasıl bir anlam ifade ettiği ve İstanbul odaklı dönüşüm programları, sanatçı değişim programları yer alacak. Merhaba, ben Zeynep Nurayanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Çelenk. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Teşekkürler icabet ettiğiniz için. Hemen başlıkla başlayalım. İstanbul'un kesişimsel olması ne demek? Zor bir soru bu. Ama bununla ilgili tabii ki şimdiye kadar tarih boyunca çok klişe ifadeler kullanılmış. İki kıtayı bir araya getiren, let's meet where the continents meet, örneğin olimpiyatlara hazırlık döneminin sloganlarından biriydi. Ama hakikaten İstanbul farklı kültürlerin, farklı dillerin, dinlerin, farklı bakış açılarının, farklı seslerin bir araya geldiği, bazen çarpıştığı, bazen kaynaştığı, bazen de sadece gelip gittiği ama her halükarda birbirini teğet geçemeden kesiştiği bir yer olmuş. Bunu yatsımak mümkün değil. Zaten İstanbul'u bugün hala bu kadar büyük bir cazibe merkezi olarak görüyorsa uluslararası arenadan sanatçılar, entelektüeller, araştırmacılar, bunun sebebi de tarih boyunca bu kesişim noktası olmasında yatıyor. Özetle tarihinde yatıyor. Burada aslında şeye de girebilirim. Sizin CV'nize baktığınızda da İstanbul merkezli birçok sanat kurumunda görev aldınız ve bu anlamda gerek Türkiye'deki sanatçılarla gerek yurt dışındaki sanatçı ve kurumlarla ciddi bir iletişim halinde olduğunuzu söylemek mümkün. Bu noktada da şu an halihazırda görev yaptığınız Saha Derneği ve Saha Stüdyo'nun girişimleri İstanbul için çok gerçekten büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü bu kurum ve oluşumlar yurt dışından sanatçıların İstanbul'a gelmesi, burada üretmesi için çok önemli bir zemin hazırlıyor. Peki Saha Derneği bu tür oluşumların neresinde ve sizin tecrübelerin bu anlamda neler kattı derneğe? Önce biraz kişisel tecrübelerimden başlayayım. Ben hakikaten İstanbul'da doğmuş büyümüş, hemen hemen neredeyse bütün hayatım boyunca İstanbul'da yaşayıp sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi İstanbul'daki kar amacı gütmeyen vakıf, dernek, müze, bienal gibi sanat, özellikle görsel sanatlar alanındaki sivil toplum örgütlerinde, merkezlerde çalışmış biriyim. Bunun da en büyük avantajı biraz önce sevgili Zeynep'in gündeme getirdiği gibi İstanbul'un bir kesişim noktası olmasıydı. Sanat alanında kendim de profesyonel olarak yazan, sergi yapan, üretmeye çalışan, sanatçılarla çalışan bir isim olarak buranın bu kesişim noktası olması, İstanbul'un bir kesişimler kenti olması benim için çok cazipti. Hep şöyle diyordum, burada yaşamaya devam. Çünkü taş yerinde ağırdır. Burada yapılabilecek çok şey var. Hakikaten potansiyeli çok büyük bir kentten bahsediyoruz. Ama aynı zamanda bu kesişimin her zaman devam etmesi burayı zenginleştiriyor. Yani buraya farklı kültürlerden, coğrafyalardan gelen insanlar, başka buraya ilgi gösteren sanat kurumlarıyla burada işbirliği yapma imkanı, burada üretilen, İstanbul'da üretilen geçmişte ya da bugündeki kültürel üretimin yurt dışında yeni kesişimlere neden sağlaması. Bütün bunlar her zaman çok cazipti. Dolayısıyla İstanbul'da hiçbir zaman vazgeçmedim ve bunun hep de vazgeçmeyen kültür sanat kurumlarında çalışma fırsatı buldum. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Bienali, İstanbul Modern gibi. Saha da bunlardan biri. Sahanın tam da misyonu, biraz önce söyledim, bu kesişimi, etkileşimi, bir aradalığı, iletişimi daha da güçlendirmek. Türkiye'den sanatçıların, sanat aktörlerinin, sanat profesyonellerinin, yani sanat alanında yazanların, küratörlük yapanların, sanat eleştirmenlerinin ve tabii ki görsel sanatlarının farklı alanlarında uzmanlaşmaya çalışan, zaman zaman da çok disiplinli bir bakış açısına sahip sanatçıların uluslararası, hatta küresel diyalog ağlarına katılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Orada öğrenme imkanlarına kavuşmalarına, uluslararası programlarda yer edinmelerine, uluslararası sanat alanında katalog ya da kitap yayınlamalarına, yeni yapıtlar üretmeleri için imkan bulmalarına, özetle iletişim, etkileşim, kesişim, üretim,
öğrenme imkanlarını arttırmaya, onların gelişimlerini güçlendirmeye çalışıyoruz ve bunu her zaman uluslararası nitelikte yapıyoruz. Saha 11. yılında şu anda baktığımız zaman projelerimizin %77'sini aslında İstanbul dışında, hatta Türkiye dışında hayata geçirmişiz. Ama çok büyük ağırlığını İstanbul'da üretilen, temelleri İstanbul'da atılan, İstanbul'da yaşayan sanatçılarla, küratörlerle ortaya çıkartmışız. Aynı şekilde yurt dışından da çok sayıda sanatçı, küratör, Türkiye sanatını anlamak isteyen, İstanbul'u araştırmak isteyen araştırmacıyı da misafir edip onları Türkiye'den muadilleriyle kesiştirmek için bunu misyon ederek çalışmaya devam etmişiz. Ben bu yaratım üretim imkanlarına hazır girdiniz, onu soracağım. Çarpışma, kaynaşma, teğet geçme gibi böyle bazı birbiriyle ilişkili kavramlar verdiniz aslında. Kesişmek için de belli bir süre gerekiyor, belli çalışma imkanları gerekiyor. Mesela ne kadar sürede İstanbul hazmedilebilir, anlaşılabilir, anlaşılabilir mi? Veyahut sanatçılara yetiyor mu bu süre? Burada bulundukları sürede ne kadar nüfuz edebiliyorlar şehre? Bu gibi sorular, yani işin biraz da lojistik kısmı ilgimi çekiyor. Tabii ki. Şimdi bu programlara araştırma programları, stüdyo programları, misafir sanatçı, misafir küratör programları diyoruz genelde bizim kültür sanat alanındaki terminolojimizde. Baktığınız zaman buradaki kavramlar çok değişik. Birkaç günlüğüne bir yere gelmeye ya da bir haftalığına bir ülkeyi ziyaret etmeyi de bazen bir misafirlik programı, bir residency, residans programı olarak adlandırmak mümkün. Ama yeterli değil. Bu her zaman yüzeysel kalır. Bizim perspektifimizde sahada küratörler için biraz daha esnek davranmak mümkün. Çünkü küratörler profesyonel olarak ağ oluşturma konusunda çalışabilen, daha yoğun bir şekilde bunu önceden de zaman ayırabilen isimlerdir. Tekrar tekrar aynı kente gelmeleri daha kolay ve mümkün olabilir. Biz genelde küratörler ağırladığımız küratörlerde onların ihtiyaçlarına yönelik çok önceden, gelmeden önce onlarla hazırlanmaya başlayarak süresini birlikte ayarlıyoruz. Yani öncesinde ne kadar hazırlık yapıp, ne kadar konsantre ve yoğun bir program organize edebilirsek onların ihtiyacı doğrultusunda aslında kaldıkları süreyi optimumda kullanmalarını sağlayabiliriz. Ama hiçbir zaman bu birkaç haftanın altındaki bir süre olmaz. Çünkü yeterli olmaz. Hele ki ilk kez geliyorsa birisi İstanbul'a, zaten bir haftada buranın trafiğine, buranın dinamiğine, hakikaten yapması gereken temel turistik ve kültürel araştırmaya odaklanılabilir. O temeli ortaya koyduktan sonra asıl kültür sanat alanında derinleşmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla en az birkaç hafta. Bizim en kısa programlarımız bu biçimde. Kurumlarla ortaklaşa yürüttüğümüz küratöryel programlarda genelde 6 hafta ile 2 ayı öngörüyoruz ve sonunda da küratörlerin biraz daha somut ortaya bir sunum, araştırmalarını bir yerden bir yere getirip onu sunmalarını bekliyoruz. Sanatçılarla ise çok daha uzun periyotlarda çalışıyoruz. Çünkü onların iş de üretmeleri gerekebiliyor. Birkaç aydan 6-7 aya kadar uzanan periyotlarla çalışıyoruz. Tabii, çünkü tam da şunu söyleyecektim. Çünkü ofisini ya da atölyeni herhangi bir şehirden diğerine taşımış olmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani eğer kapalı ortamda çalışıyorsan, oranın hangi dünyanın noktasında olduğundan ziyade dışarı çıktığında, ağlara katıldığında, diyalog kurup etkileşime geçtiğinde bu bir şey ifade ediyor. O da sanatçılar için aylar alıyor elbette. Kesinlikle, malzeme en önemli şey. Yani pek çok sanatçı tabii günümüzde belki bir atölyeye ya da bir malzemeye dahi ihtiyacı olmadan üretiyor olabilir. Ama pek çoğu da hala malzeme arıyor. Yani geldiği zaman buradaki yerel malzemeler, yerel teknikler, belki buradaki zanaat, buradaki teknolojik imkanlar, bütün bunları da araştırıp öğrenmesi lazım. En çok hoşlarına giden şey de oluyor zaten. Perpa'da kayboluyorlar, IMC'ye gidiyorlar ya da bizden geleneksel bir takım sanat ve zanaat üretim tekniklerini görüp öğrenmek istiyorlar. Bunu araştırmak için oldukça derin bir vakit ayırmaya, bazen de deneyip yanılmaya, o teknikleri, o malzemeleri kullanmayı deneyip yanılmaya ihtiyaç var. Ki zaman lazım. Keyfi de öyle çıkıyor. Kesinlikle. Aslında biraz benim soracağım soruya da bu şekilde bir zaman demin hazırlamış olduk. Benim de mesela düşündüğüm şey şu, çok enteresan bir zamandan geçiyoruz ve uluslararası ilişkiler dünyanın hemen hemen bütün ülkeleri için şu an oldukça karmaşık bir hal aldı. Çin, Amerika, Rusya, Ukrayna, birçok dünyada halihazırda da kriz var ve bu krizler ister istemez işte sanatçılara, üretimlere, uluslararası işlere ve edebiyata, işte Salman Rushdie'nin başına gelenler ortada yansıyor. Bu anlamda
belirli ülkelerinde belirli ülkelerle tarihsel olarak da günümünde de kurduğu belirli ortaklıklar, ilişkiler var. Mesela işte Fransa ile Osmanlı arasındaki ilişkiler bugüne kadar işte Galatasaray Lisesi ile, Üniversitesi ile veya başka kurumlarla devam etmiş. Bu anlamda Türkiye-Fransa ilişkileri hep belirli periyodik olarak iyi kalmıştır. Ancak şu an içerisinde bulunduğumuz kriz ortamında birçok ülke ile Türkiye'nin ilişkileri de etkilendi, nedelendi. Bu noktada İstanbul bugün için hangi ne diyelim ülkelerden veya hangi topluluktan sanatçılar için, sanat eleştirmenleri, küratörler için cazibe merkezi olarak yorumlanabilir? Sahaya yapılan başvurularda özellikle ön plana çıkan ülkeler veya ne diyelim çeşitli gruplar var mı acaba? Saha tarafından yani Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi tarafından bakayım. Bizim proje yaptığımız kurumlara yine baktığımız zaman oransal olarak 10 yılımızı geçen yıl tamamladığımız için bir takım istatistik araştırmalar da yaptık. Böyle bir durup düşünmek için vaktimiz oldu. Projelerimizin çoğu Avrupa odaklı kurumlarda hayata geçmiş. Aslında artık günümüzde Avrupa demek de çok doğru değil. Avrupa biz onu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi biraz daha küresel kuzey gibi de bakıyoruz. Neredeyse yarıya yakını orayla gerçekleşmiş. Bu tam da dediğiniz gibi geleneksel olarak da ilişkiler var ama günümüzde de ekonomik imkanlar, yine bağlantıların güçlülüğü, oradaki sanatçıların hareketliliği, hareket bulma imkanı ya da oradaki sanat kurumlarının proje yapma konusundaki mevcut kaynaklarının yüksekliği. Dolayısıyla neredeyse yarısı sahanın etkileşiminin, iletişiminin, projeler ortaya koymasını ya da ağırladığı sanatçıların Kuzey Amerika ve Avrupa odaklı olmuş. Ama en önemli odaklarımızdan biri, geliştirmek de istediğimiz bir nokta ve İstanbul'a da çok ilgi duyan bir coğrafya aslında içinde bulunduğumuz bölge. Yani komşularımız ne olursa olsun. Hem tarihi hem kültürel bağlar söz konusu. Hem de burası onlar için bir imparatorluğun başkenti her zaman. Bugün yine geldikleri zaman kendilerini yabancı hissetmeyecekleri çok fazla tarihsel bağlar var. Kaçmak için ya da en azından bir geçiş noktası olarak kullanmak için İstanbul'u tercih ediyorlar. Biraz önce gündeme getirdiğiniz Ukrayna, Rusya gibi ülkelerden son yıllarda yeni akımlar görüyoruz. Özellikle de sanatçı ya da kültür üreticileri alanında şu anda çok sayıda Rusya, Ukrayna kökenli isim var. Keza daha önce de Suriye, İran bu coğrafyalardan vardı. Keza Yunanistan, komşu coğrafyamız, onlarla yakın etkileşim içindeyiz. Düzenli olarak biz oradan küratörler de ağırlıyoruz Artworks'la ortaklaşa olarak. Belki onun da etkisi vardır ama çok ilgi duyduklarını her zaman biliyorum. Geldikleri zaman da araştırdıkları birkaç şey var. Dil, tarih ve tabii ki kültür, o kültürün tarihteki izleri ama gelecekte de nelere yeni imkanlar, yeni iletişim ve diyalog fırsatları açabileceği. Ben de şunu merak ediyorum. Türkiye'den sanatçıları da ağırlıyorsunuz İstanbul'da. Uluslararası sanatçıları da ağırlıyorsunuz. Türkiye'den sanatçılar İstanbul'a geldiklerinde belki Türkiye'nin kültürel başkentine gelmiş oluyorlar. Belki kaldırayım artık hatta. Ekonomik anlamda da dediğiniz gibi yani küresel kuzeyi oluyor İstanbul. Doğru, aslında merkez. Türkiye'nin merkezi oluyor kaçınılmaz bir şekilde. Uluslararası sanatçılar, özellikle bahsettiğiniz ağırlıklı olarak gelen yerlerden gelen sanatçılar İstanbul'da ne buluyorlar ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenler ne buluyor? Birisi belki merkezden periferiye seyahat ediyor oluyor çünkü. Hı hı. Oysa Türkiye'dekiler periferiden merkeze gitmiş oluyor. Oradaki dinamiği ben merak ediyorum. Farklı oluyor tabii. Herkes ne arıyorsa biraz ona odaklanıyor diyebilirim özünde. Ama şu bir gerçek. Biraz önce bu tarz misafir sanatçı ya da misafir küratör programlarının süresinden bahsettik ya. Daha önce İstanbul'a gelmemiş olsa da Türkiye'nin başka bir kentinden, örneğin biz Ordu'dan, İzmir'den, Diyarbakır'dan sanatçılar ağırladık şimdiye kadar. Onlar geldikleri zaman günün sonunda İstanbul'a daha önce gelmiş oluyorlar ya da en azından İstanbul'u biliyorlar, dili, kültürel kodları biliyorlar. Dolayısıyla onlar daha çabuk derinleşip üretim sürecine geçmeye başlayabiliyorlar. Yurt dışından gelen sanatçılar ya da küratörler ilk kez gelmeseler dahi ilk başta öğrenmek istedikleri, hep konuştuğumuz şey şu aslında: kültürel turizm. Yani kentin tarihi, kentin bugünü, kentin son 10 yıl, 20 yılda geçirdiği dönüşüm, siyasal, toplumsal, kültürel sorunlar. Bunları anlamak, öğrenmek istiyorlar. Faunasını, kentin florasını, yemeğini,
sesini, dokusunu anlamak istiyorlar. En çok merak ettikleri, en çok aradıkları şey o. Biraz önce gündeme getirdiğim gibi bütün bunları öğrendikten sonra da kendilerini yeni bir yerde konumlandırabilecekleri farklı malzemeler, farklı kavramlar, farklı insanlar aslında yeninin arayışı içindeler. İstanbul'daki o bütün binlerce yıllık tarihi katmanların arasından beslenerek yeni bir şey ortaya çıkartıyorlar. Hep hissettiğim şey mevcutu anlamak, bağlamı anlamak, orada derinleşmek ama oradan kendi biricik sanat pratiklerine yeni bir açılım sağlamak. Yabancı sanatçıların odağında özellikle bu var. Bulabiliyorlar mı peki? Bulduklarını düşünüyorum. Özellikle iki şeye odaklanan sanatçılar için İstanbul bence cazip. İlki sanatın bir damarı her zaman siyasal, toplumsal, tarihsel meselelere odaklanıp araştırma ya öncelik vererek onlara cevap vermeye, orada yeni sorular sormaya ya da odaklanır. O alandan gelenler özellikle de önceden bu alanla ilgili biraz ön araştırmalarını da yaptılarsa, yani derslerini çalıştılarsa çok şey bulabiliyorlar. İkincisi de zanaate ya da geleneksel sanatlara ilgi duyanlar için İstanbul çok zengin. Her ne kadar biz çok muzdarip olsak da zanaatkarlarımızın sayısının azalmasından, buna yeterince destek verilmiyor olmasından hala Türkiye geleneksel atölyelerin üstelik de hemen şehir merkezinde kolayca erişiminin olduğu, ustalarından hatta ustasının ustasından aldığı bütün birikimi, bilgiyi sanatçılarla paylaşmaya son derece açık. Gönülden o sanatçılarla bilgi alışverişinde bulmaya hazır. Ustalardan oluşuyor. İsterseniz siz zanaat anlamında farklı geleneksel teknikler öğrenmek anlamında kullanın. İster kendi bugün ürettiğiniz, örneğin dijital bir iş de olabilir. Oradaki o kadim bilgiyi nasıl uyarlayabileceğinizi düşünmek için kullanın. Hakikaten bu ustalardan ya da buradaki sanatçılardan öğreneceğiniz çok şey var. Yurt dışından gelen sanatçılar da ya da farklı kentlerden gelen sanatçılar da bunun farkında ve bundan yararlanmayı çok amaçlıyorlar. Aslında bu iki tip sanatçı içinde araştırmaya dayalı olan da, geleneksel arayışlar içerisinde olan da İstanbul'la, şehirle veya Türkiye'yle bambaşka ilişkiler geliştirebilir. Zaten dediğim gibi bunların bir kısmı şehirle doğrudan bir ilişki içerisinde olabiliyor ve bunu işlerine taşıyabiliyor. Bir kısmı her ne kadar kendini şehirden, toplumdan, kültürden ayıklasa da internette de bilinç altında bu kentte bir yer edinebiliyor. Peki işte daha 11 yılı geride bıraktı. Onun öncesinde kişisel tecrübelerin daha da uzun yıllara gidiyor. Peki yurt dışından Türkiye'ye gelen sanatçılarda gözlemlediğiniz ortak İstanbul imgeleri, ortak İstanbul veya Türkiye'yi anıştıran ne diyelim obje olur, bu bir imge olur, bu bir görüntü olabilir. Bu tür ortaklıklar var mı? İlk sorunuza sanki döneceğim. Buranın bir kesişim noktası olması, evet. Buranın bir kültürler mozaiği olması, buranın çok katmanlı olması tarihte. Bugün de o çok katmanlılığın, çok sesliliğin, farklılıkların bir arada olması. Biz belki İstanbul'da yaşayanlar olarak giderek bu farklılıkların sesinin kısıldığını, çok sesliliğin tek sese indirgenmeye, yaşamın tek düzeleştirilmeye, kontrol altında tutulmaya çalıştığını düşünsek, bunu görsek de yurt dışından gelenler için burası hala çok dinamik, aktif, her an değişen, dönüşen ve her an yeni unsurların geldiği, yeni giren unsurların içinde dönüşerek belki de yoluna devam ettiği bir yer. En büyük cazibesi de bu. Semboller tabii olabilir. Her zaman şeyi çok benimsiyorlar. Yani farklı dillerin tabelalarda görülüyor olması. Özellikle daha daha homojen kültürlerden gelenler diyeyim. Belki içinde bulunduğumuz coğrafya yine bunu barındırıyor. Dolayısıyla komşu ülkelerden gelenler de buna oldukça aşinalar. Ama özellikle daha steril, daha gelişmiş ülkelerden gelenler için bu çok cazip. Su. En cazip olan şeylerden biri. Yani bir metafor kullanılsa İstanbul'da ilgili belki biz o kadar değerlendiremiyoruz. Çok şaşırdım. Ben nazar boncuğu bekliyorum. Biz belki o kadar değerlendiremiyoruz. Nazar boncuğunda bile su var aslında. O mavilik suyu çok sembolize doğru, evet. Ediyor gibi hissetmişimdir her zaman. Ama su, yani hep yapmak istedikleri şey suyun kenarında olmak, karşı yakasına geçmek. Bu Haliç de olabilir, Boğaz da olabilir, bir nehir de olabilir, bir göl de olabilir. İki yakasına, meselenin iki tarafına hep bakmak. O ikililik, dualite, çokluk, teklik yerine onlar çok ilgilerini çekiyor. Özellikle su diyebilirim. Tabii ki sevdikleri unsurlar var. Mutfak.
hani bir yemek de tercih edebilirler. Kendi meşreplerine göre bu bir vegan yemek de olabileceği gibi bir kebap da olabilir şüphesiz. Nazar boncuğu, evet yani Yunanistan'da da belki var. Belki oradan da biliyorlar. Onu çok ilk geldikleri zamanlarda, sanatçılar ilk çalıştığım zamanlarda ben de onlara çok nazar boncuğu böyle hediye ediyordum. Anlamını derinliğin anlattığınız zaman evet hissediyorlar. Ama bugün hala seçtikleri böyle sembolik objelerden biri midir? Çok emin değilim. Onu bilemiyorum. Konsept olarak ben ilgilendiklerini görüyorum. Yani bu evil eye olayıyla neden nazar? Nazar nedir mesela? Doğru. Nasıl bakışla bu aslında feminist teoride ortaya çıkan male gaze dediğimiz bu erkek gözüyle mesela sinemada belirli bir izleme deneyiminin oluşturulması. Onlarda yeni yeni gaze olayının, nazar olayının birbirimize nazar değdirebileceğimiz Doğru. fikriyle birleştiğini görüyorum. Bana öyle sorular çok çok geliyor. Nedir bunun olayı diye. Hani bana bakma, nazar boncuğuma bak gibi bir şey var, yönlendirmesi var diye düşünüyorum. Ben de şeyi çok ilginç buluyorum, çelenk dediniz ya, zanaatkarlık hala çok ön planda ve atölyeler çok fazla, ziyareti açık aslında hakikaten. Ben de seyahat ettiğim şehirlerde stüdyo vizitler yapmaya çok çalışıyorum. Buna sıcak bakan sanatçı da var, bakmayan da var. Bu Türkiye'de de böyle yani, çalıştığı alanı bazen burası benim mahremim, buradaki ne bileyim dağınıklığı ben kendime saklamak isterim gibi gören de var. Yo gel her şeyiyle burası bir cümbüş ve kendini yaratan bir ortam. Dolayısıyla şahit olmanda sakınca yok diyen de var. Ama Türkiye'ye gelen sanatçılar biliyorum ki böyle genellikle düz ayak oluyor atölyeler. Hatta giriş evet. katlarında oluyor. Keza Abdullah seninle geçenlerde Yel Değirmeni'ne gittiğimizde de sanatçı ziyaretleri yaptık. Hep böyle giriş katlarda ve kucaklayıcı, kapısı açık olan yerler genellikle bahçede atölyeler. Bahçede olan, içerisinde bir kahve içebildiğin. Kesinlikle. Güzel de karşılandığın yerler. O yüzden İstanbul'a gelen uluslararası sanatçılar için özellikle söylüyorum bunu. Türkiye'li kişiler zaten birbirini çok daha rahat dediğiniz gibi kucaklıyor ve karşılıyor. Usta-çırık ilişkileri vesaire. Şuna geleceğim. Gelenler uluslararası olarak ziyaret edenler zihinsel ve fiziksel olarak nerelerde kesişiyor? Mesela Kuzguncu'ya gidiyorlar mı? Yoksa daha çok Beyoğlu'nda mı kalıyorlar? Nerelere ayak basıyorlar? Beyoğlu olmazsa olmaz bir merkez. Zaten orada yani konaklıyorlar da. Ne kadar vaktiniz olduğuna göre değişir elbette ama neresinde konaklıyorsanız konaklayın. Beyoğlu belki sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin de kalbi. Bugün hala açtığınız zaman akşam 8 haberlerinde Türkiye ile ilgili yeni bir haber verilecekse ya da İstanbul'la ilgili bir haber verilecekse İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı'ndan girişinden bir görüntü kullanılır. Hakikaten ülkenin nabzını yoklayabileceğiniz bir yer. Dolayısıyla Beyoğlu'na geliyorlar, Beyoğlu'nda kayboluyorlar. Ama başka nerelerde kesişiyorlar? Biraz tabii ki önceliklerine, ilgi alanlarına göre dönüşür, değişir. Ama mutlaka Boğaz turu ne olursa olsun yaparlar. Su diyorum ya, Haliç olmazsa olmaz. Yani Balat tarafı, Sultanahmet tarafı, bu iki bölgeyi yani tarihi yarımadaya ve de Hasköy belki o kadar değil ama özellikle Balat, Fener tarafına çok gidiyorlar. Kadıköy eskiden yoktu yani bundan 10 sene, 20 sene önce birazdan spesifik bir neden olması gerekirdi Kadıköy'e sanatçıları. Biz götürürdük, gösterirdik bazı şeyleri. Burası ama, da Anadolu yakası. Evet, orayı da görsünler. Yani evet. daha iyi anlasınlar, çok boyutlansın. Anadolu yakasını da bir yere götürmüş olalım diye. Suyun öte tarafından buraya bakalım. Evet, bir vapura binerdik, Kadıköy'e geçerdik falan. Hani birazcık daha öyle bir noktası vardı ama bugün biz sormadan kendisi tamamen Kadıköy tarafında gelip kalanlar ya da oranın gece hayatını deneyimleyenler, biraz önce sizin gündeme getirdiğiniz gibi oradaki sanatçı atölyelerine gidenler, bağımsız sanat inisiyatiflerinin mekanlarını turlayanlar, sadece sokaklardaki grafitileri görüp o kültürü anlamaya çalışanlar çok var. Bu anlamda Kadıköy Moda Aksı hakikaten bir buluşma noktası. Bunun dışında yine de çevrim içi ortamlarda da birbirleriyle buluşmaya devam ediyorlar. Gece hayatı, organik sohbetler, samimi sohbetler için her zaman, teklifsiz sohbetler için her zaman değerli. Yani Beyoğlu'nda da, Kadıköy'de de, Beşiktaş'ta o kadar değil ama özellikle Beyoğlu'nda ve Kadıköy'deki bazı kafeler, barlar adeta güncel sanat için buluşma, toplantı, fikir alışverişi, beyin fırtınası mekanları olarak kullanılıyor. Bütün bunlar evet söz konusu, hala bütün güncelliğiyle devam ediyor. Sanatçı atölyeleri ve sanat merkezleri. Bazı sanat merkezleri bu noktada daha ön plana çıkıyor. Ne kadar rahatsa bir kültür sanat merkezi,
onun kafesi de lobisi de birdenbire sanatçılar tarafından bir buluşma, fikir alışverişi, tartışma alanına dönüşebiliyor. Ama siz ne kadar çok güvenlik görevlisi, sıkı kontrol, giriş ücreti gibi şeyler koyarsanız aslında sanatçıları o rahatlığını biraz engellediğiniz için onları dışarıda bırakmaya başlıyorsunuz. Bu anlamda bazı sanat mekanları da kendiliğinden sanatçıların kesiştiği, buluştuğu yerlere dönüşüveriyor. Kütüphanesiyle, kafesiyle, sinemasıyla, lobisiyle. Kesinlikle. Benim de aslında az önce bahsettiğimin bu gerek imge konusundan gerek de İstanbul'un tarihsel ve kültürel olarak bir başkentlik yapmasından kaynaklanan bir sorun var. Özellikle işte oryantalizm Avrupa'da çok büyük bir kentinde yankı buldu. Amerika'da da bu ciddi anlamda tartışıldı ve İstanbul çoğu zaman birçok sanatçı, araştırmacı veya yazar için sadece bu bir sanat odaklı bakış değil. Oryantal bir başkent olarak işte haremleriyle, kapalı kadınlarıyla, o cami imgeleriyle dolu bir şehir olarak görüldü. Biz bunu birçok aslında edebiyat eserinde görebiliyoruz. Birçok 1900'lü yıllara baktığımızda sanat eserinde, günlüklerde İstanbul'a uğrayan yolcuların notlarında görebiliyoruz. Peki bu imge bugün için hala devam ediyor mu? Ki devam etmediğini umuyorum. Ve oryantal İstanbul imgesi bugün neye dönüştü, bir şeye dönüştü mü veya hala dönüşüm aşamasında olan bir imge midir bu? Şimdi bu imge var. Çok da güzel özetlediniz. Bu imgeyi yok sayamayız. En azından tarihi bir imge olarak hepimizin bildiği bir halde. Görsel sanatçılar, yani günümüz sanatçılarında ben bu imgenin devam ettiğine çok şahitlik etmiyorum açıkçası. Ama müzik alanında, müzisyenlerde özellikle bunu görüyorum. Yani oryantal sesler, soundlar arayışları, o şekilde aranjman arayışları özellikle sürüyor. En çok müzikte görüyorum sanki. Biraz daha sinemacılarda da hissediyorum. Bunu kabul etmeliyim. Edebiyatı siz zaten söylediğiniz için üzerine katkıda bulunmak üzere ekliyorum ama görsel sanatçılarda, yani video sanatı, resim, heykel, enstalasyon ya da araştırma odaklı proje yapanlarda bu imgenin eskisi gibi çoğaltarak devam ettiğini görmüyorum. Ama bu imgenin, bu tarihin, bu olgunun farkındalar. Buna daha ziyade eleştirel bir yaklaşımları var. Gelip burada onu yok saymadan ona nasıl cevap verebilirler, onu nasıl eleştirebilirler, onun üstüne bugün ne koyabilirler, o imge neye dönüştü bugün? İşte tam da ona bakmak istiyorlar. O açıdan bence çok değerli yapmaya çalıştıkları şey. Kesinlikle. Ben de bazen şey görüyorum, dediğiniz gibi üzerinden atlayıp geçmemek için, çünkü böyle bir olgu var. Değil mi? İstanbul oryantal bir şehir onlar için. Belki kendi geldikleri ülkenin sömürgecilik geçmişi varsa özellikle de, veya sömürülme geçmişi varsa bir takım ortaklıklar kurulabiliyor. Sömürgecilik geçmişi varsa da kendinden önce İstanbul'u ziyaret etmiş olan kültür insanlarının, sanatçıların ürettiği işlerin bir perspektifini geliştirmeye çalışıyor. Onlar ne yapmıştı, ben ne yapabilirim gibi sorunsallarla içli dışlı olduklarını görüyorum. Böyle bir şey ekleyebilirim ben de sanatçı arkadaşlarımdan gördüğüm. Özellikle Almanya'dan gelenlerde görüyorum bunu. İstanbul'u Almanya nasıl algılamış, benden önce gelenler neler düşünmüş, onların düşündüklerinin izini geriye doğru nasıl takip edip üzerine ne ekleyebilirim gibi yeniliği belki biraz oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Çok doğru bir şey söylediniz. Şimdi oryantalist imge bir şey, belli bir döneme ait bir şey. Bir de bugün Türkiye'nin ve İstanbul'un pek çok farklı ulusun gözünde yarattığı bir imge de var. Daha güncel bir imge. O da Türkiye'den oraya göç edenlerin orada Türkiye ile ilgili yarattığı imge. Almanya, Hollanda gibi Türkiye kökenli, özellikle belli dönemlerde işçi olarak da gitmiş, misafir işçi olarak oraya gitmiş, insanların tüm Türkiye'yi temsil etmesine alışkın olduğu, onların yarattığı Türkiye imgesiyle, o ön yargılarla diyelim, o kabul edişlerle İstanbul'a gelen bazı sanatçılar da, artık bütün disiplinleri kapsayarak söylüyorum, Türkiye ile ilgili başka türlü ön kabuller ve ön yargılar var. Çünkü onların gözündeki en azından Türk kadını, Türk hayat tarzı, İstanbul'dan beklentileri öyle belli bir kalıba konmuş. Ama kendi ülkesinde yoğun bir şekilde Türkiye'li göçmen barındırmayan ya da bunu çok daha heterojen farklı farklı gruplardan barındıranlar belli belki bir takım bilgilere sahip, ön kabullenişlere sahip geliyorlar ama tek bir Türkiye İstanbul ya da imgesiyle gelmiyorlar. Dolayısıyla
o ön yargılar belki de buradaki yeni öğrenecek şeylere bazen ket de vurabiliyor. Onu o zaman tekrar bir şey yapmak gerekiyor. Türkiye'den o coğrafyalara göç tarihi üzerine de konuşarak biraz daha anlatmak gerekiyor belki başta. Tabii batılı olsa da sanatçının kendisi hangi halk üzerine daha çok ürettiyse, okuduysa ona göre de değişiyor. Mesela benim Almanya'da yine tanıdığım bir sanatçı var. Kendisi daha ziyade Bosna Savaşı üzerine çalışmış ve Boşnak arkadaşlarıyla onların oluşturduğu savaş süresindeki ki dijital görsel arşiv üzerine çok çalışmış. Hı hı. Video artist kendisi. Onun mesela Türkiye bağlamıyla böyle oturması, cuk olması daha kolay oluyor kendisi açısından. Gibi böyle kavramlara göre de değişebiliyor geldiği ülkenin yanı sıra çalıştığı kavramlara göre diyorum ve programımızın sonuna geldik. Eğer eklemek dediğim şey yok da programı burada kapatabilirim. Çok teşekkür ederim. Daha konuşacağımız şeyler olurdu ama başka programları diyelim. Çok teşekkürler ikinize de. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Happy Meet'in girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Happy Meet'in programını bugün itibariyle bugünkü yayınını sonlandırıyoruz. Zeynep Nurayanoğlu ile birlikte Çelenk ve Bafra'yı ağırladık ve Saha Stüdyo'dan bahsettik. İstanbul'un bir kentleşimler şehri olarak uluslararası sanat camiasına nasıl bir imgeye karşılık geldiği üzerinde konuştuk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.